Bu arada Türkiye, Fransız Senatosu'nda görüşülecek olan Ermeni tasarısına tepkisini diplomatik yollardan veriyor. Ancak bu tepki diplomasiyle sınırlı değil. Türk üniversitelerindeki 3,5 milyon öğrenciden oluşan Ulusal Öğrenci Konseyi'ni temsilen Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de 23 Ocak'ta Paris'te olacak. Para cezasını öngören yasa teklifini... Ermeni soykırımını inkara ceza getiren yasa tasarısına bir tepkide Türkiye'nin Fransızca eğitim veren tek üniversitesi olan Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden geldi. 23 Ocak'ta Fransız Senatosu'nda görüşülecek tasarıya o gün orada tepki gösterecekler. Türkiye'deki üniversite öğrencilerinden oluşan Ulusal Öğrenci Konseyi'ndeki 3,5 milyon öğrenciyi temsilen 3 öğrenci senatörlerle görüşecek ama öncesinde ilk durak Strasbourg. Biz öncelikle Strasbourg'a gidip orada bir forumda arkadaşlarımızla buluşacağız. Ardından da Paris'e geçeceğiz ve senatörlerle görüşmemiz olacak. Biz bu çalışmamız kelebek etkisi doğuracağına inanıyoruz. Elimizden gelen bu noktada her şeyi yapacağız. Özellikle mektuplar dışında da Fransa'daki arkadaşlarımız ulaşabildikleri pek çok isme ulaşmaya çalışıyorlar. Senatörlerle şimdiden irtibata geçen öğrenciler yüz yüze yapacakları görüşmenin daha etkili olacağına inanıyor. İnanıyoruz ki ve inanıyoruz ki bu senatörlerle görüşmemizden olumlu sonuç çıkaracağız. Biz UMP'ye, Sarkozy'nin partisi olan UMP'ye bile UMP'nin senatodaki temsilcilerine dahi mektup yolladık. Yani sadece Türkiye dostu olan senatörlerle değil, hani belki buna hayır diyeceği kesin olanlarla bile görüşmek istiyoruz. Belki bir ihtimal onların fikirlerini değiştiririz. Fransız senatosundan pek çok kişiye ve gazetecilere e-posta ile ulaşan öğrenciler, Türkiye'deki Fransız şirketlerinin genel müdürleriyle de görüştü. En fazla desteği ise Galatasaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ethem Tolga'dan aldıklarını söylüyorlar. Başta rektörümüz Profesör Doktor Ethem Tolga'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi inanılmaz bir efor sarf etti. Fransa'daki dostlarını devreye soktu kamuoyunu etkilemek için. Kendi kişisel olarak istihbaratlarını kullanıyor.